genel izleyici için uygundur. Günaydın, iyi pazarlar diliyorum. Ben Selin Erel, Eczacı Mehmet Müderrisoğlu. Pazarın güneş ışıkları gökyüzünü sardığı an itibariyle stüdyoda sizlerle buluşmayı bekliyoruz. Vallahi ben de öyle. Sen böyle pembe pembe giymişsin, çiçek gibi açmışsın. Ay çok teşekkür ederim. Bu güzel havaya, bu güzel ortama hepinize tekrardan günaydın deyip bu güzel programı başlatmak istiyorum. Biz programın heyecanını yaşarken ekran başında bizi seyredenlerin çevrelerinde veya ekran başında olanların da başka bir heyecanı taşıdıklarını biliyoruz. Ne mi? İşte bu Haziran ayının yaklaşıyor olması her hanede ayrı güzel bir heyecan yaymıyor mu nedir biliyor musunuz? Sınavlar her konuda Haziran ayı sınanma ayı gibi olmuyor mu? LGS, YKS, stres üstüne stres, ondan sonra final sınavları, üniversitelerin kendi içindeki finalleri, her seviye eğitimin aslında sene sonu sınavları. Dolayısıyla sınandığımız ve yıllık performansı ve hatta belki yılların performansını biriktirip sunma zamanı gelmiş oluyor. Peki o zaman ne yapmak lazım biliyor musunuz? Tüm hazırlıklarımızla bu sınav ve sınanma olayına stres olmadan hazırlanabilmek için bir çareye ihtiyacımız var ki o da Mehmet Bey'de mevcut. Diler misiniz dinleyelim? Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Biraz gülelim. Bırak hadi sınavdan. Sınavla gelme herkes sabah hayır, sabah. Hayır, hayır gelme. Peki. Napolyon bir gün harpteyken, Napolyon bir gün böyle bir müthiş bir kabusla uyanıyor. Oh diyor, uykudaymışım diyor. Ben kendimi sınavda görüyordum diyor. Adam rüya bitmez. Adam savaşın ortasında binlerce ölü var, bilmem ne yapıyor. Aman sınav diyor. Sınav böyle bir şey. Evet. Düşün ki çalışıyorsun. Bir anda bitiveriyor. Senin başından geçen lisedeydin. İlkokul 5'teyken çalıştı. Anlat o hadiseyi. Ay şimdi moralim bozuldu. Hadi çalıştım. Son dakikada bir güzel su çiçeği oldum ki ama tabii bunu şu anda anlıyorum ne demek olduğunu. O zaman da anlamı varmış. Ben çok üzülmüştüm tabii ki. Demiştim ki bu kadar emek sarf ettim. Son dakikada bu kadar ağır su çiçeği geçirilir mi? 42 derece ateş. Elin kolun kalkmıyordu. Kıpkırmızı şişmişim. Sınav zamanı görünmüş. Şimdi biz bunu siliyoruz hemen. Evet. Bu tarafı unutuyoruz. Biz şu anda öğrendiklerimizi daha iyi hafızaya getirebilecek ve bizi streslendirmeden zihnimizin bize kuvvetle eşlik ettiği bir formülden bahsediyor olacağız sizlere. Böylelikle stres olmayacağız, kolaylıkla öğrendiğimiz her şeyi geri çağrıştırabiliyor olacağız ve sınav mı dediniz? Bu zaten benim yapabileceğim bir şey. Duygusunu da içten içe yaşatacak bir evet. Formül. Selin, sınav dediğin zaman çocukların en sevmeden girdikleri, zorlandıkları, anne babaların heyecandan ölüp bittikleri bir döneme giriyoruz. Her akşam baba işten yorgun argın geldiğinde oğlum kızım çalıştın mı diyecek. O çocuk onun altında ezilecek, anne gelecek, çay verecek, ya ne giriyorsun odaya diyecek genç, infial edecek. Dolayısıyla aile için kabus günleri denecek bir durum. Neden böyle oluyor? Çünkü limitli bir beyin kapasitesi var. O limitli beyin kapasitesi genel itibariyle gereksiz şeylerle dolu veriyor. İşte bilmem o dizideki aşık olmuş, bu dizideki bilmem ne olmuş falan. O ondan doluyor. Zaten gündemler o kadar şişirme dolu ki yani sana anlatamam. Böyle bir durumda çocuğun öğrenip oraya bir şey daha tıkıştırması çok zor oluyor.
Amerikan ginsenginden elde edilen cerebust denen bir madde var. Cerebust, cerebral yani beyni patlatan bir şey böyle hafızayı. Cerebust, güçlendiren. Evet. Geldi biraz kulağa. Evet, güçlendiren böyle bir şey. Bunu kullandığın zaman 4 ana etkisi var. Küçük çocuklarda hiperaktiviteyi önlüyor. Çünkü çocuk doğuyor 20 metrekare odada bana bak sen sakın ha top oynama vazoyu kırarsın. Aman cama dikkat. Ama ya sen bu çocuğu kafeste maymun diye mi yetiştiriyorsun? Değil. Ondan sonra bunu yavaşlatıyor. Tabii hiperaktivite artınca çocuğun dikkati de kalmıyor. Dikkati de azalıyor. O zaman ne oluyor? Burada cerebustun ikinci etkisi devreye giriyor. Dikkati odaklanmasını kolaylıyor. Bu sadece çocuklarda değil. Bir banka müdürü önünde bir kağıt, karşısında bir yardımcısı kağıt uzatıyor. O atacağı en ufak imza hayatını değiştirecektir adamın. Öbür taraftan yani hepimizin hayatında böyle gergin anlar olur. Bunu kullandığın zaman kafanı belli yerlere de dağıtma imkanı oluyor. Üçüncüsü hafızayı büyüttüğü için daha kolay kabul ediyor. Yani dışarıdan duyduklarını daha kolay kabul ediyor. Dördüncüsü de bilgiye ulaşım hızı. Sınavlarda ne yapıyorlar? Zamana karşı yarışıyoruz aslında. Bilmek önemli değil. Bilmek çok önemli ama yeterli değil. Ama yeterli değil. Bildiğini derhal kağıda dökmen lazım. Onun için de bu böyle hızlandırılmış bir hafıza gücüne ihtiyaç var. Bu formülün içerisine omega 3 balık yağındaki DHA'yı koymuşlar. Bu formüle ayrıca NADH dedikleri hafızayı defa defa hızlandıran, yani sen arabaya bindiğin zaman inanılmaz bir hızla yola çıktın bir ortam. Onu yapmışlar. Ve bir de vitaminler. Vitaminler, bütün B grup vitaminler sinir metabolizmasını güçlendirmeye, içinde folik asidi var, B12 var gene hafızaya. Bu müthiş bir hafıza şeyi. Mesela kimlere veriyorlar? Bunu yeni Alzheimer olmaya başlamış biri. Demansı var. Ya babamla konuşuyorum. Çabuk unutuyor, tekrar soruyor, buna olayları çabuk unutanlar. Dikkat dağınıklığı. Dağınıklığı. Ben şimdi de sözü keseceğim, şöyle de bir şey söyleyeceğim. O kadar çoklu yönlendirmeli iş üstlenmek zorunda olduğumuz bir trafikli hayatın içindeyiz ki zihin hangisini önceleyeceğini bilemediği durumlarda zihnin sakinleşebilip alabilme ve verebilme gücünü arttırması gerektiğinde esas bu formülün çok işe yaradığından bahsedebilirim. Çünkü çok uyarılan bir ortamdayız genellikle ve tek hafıza, tek zihinsel işle üstlenmiş olan beynimizde her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğiniz ürün içerdiği tüm birleşenlerle birlikte çok hoş bir destekleyici ürün. Her yaş grubuna uygun olabileceği gibi tabii. Bu ara kim maratonun son 100 metresinde sınava girecekler olduğu için sınava yönelik diyoruz. Ama aslında biz yetişkinler her gün sınanmıyor muyuz zihnimizin yapabilirlikleriyle? Dolayısıyla en ufak şekilde sınandığınızı hissedip zorlandığınızı hissettiğiniz noktalarda bu formülden destek almak hepimizin bence zihinsel parlamasıyla birlikte gününü daha rahat geçirmesine %100 hakkın var. Verir. Böyle 50-40'lı yaşları geçtiğin zaman bundan bir tane kullanırsan her sabah, yani sana şunu söyleyeyim, daha zinde bir hafıza, daha geleceğe saklanmış bir beyin yapısıyla girersin. Güçlü zihinler, güçlü bedenler, ne istiyoruz? Sağlıkla,
gün almak istiyoruz. Yaşlanmadan yaş almak istiyoruz. O yüzden de yaşamak güzeldir diyoruz. Asla bir şeyi... Ancak bu ikili sağlıklı olduğunda. Sözünü kesin. Asla bir hatayı yapmayın. Çocuğuma bal yedirdim, sınava yolladım. Karbonhidrat mekanizmasını mahvediyorsunuz. Ağzına kesme şeker veriyorum, her sabah öyle çıkıyor. Yapmayın. Bunlar çok eskiden yapılıyordu. Geçmiş. Hiçbir faydası yok. Lütfen yapmayın, betere götürürsünüz. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Madem sınavlara hazırız. Ben bir şeye dikkat ediyorum. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Mevsimler değişti denirken aslında biz bunu deneyimlemeye başladık. Bir gün çok sıcak, bir gün oldukça serin. Dolayısıyla bir, bedenimizin değişik koşullara adapte olması sürecinde hastalanmaya daha yakın olabildiğimiz gibi bağışıklık sistemimizi de kuvvetli tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Artı yine sınava girecek arkadaşlar için bakarsak stresin yükselmiş olması da bağışıklık sistemini sınava sokuyor aslında. Peki bu durumlarda bugün sizlere bir C vitamininden bahsediyor olacağız. Ama bugüne kadar farklı C vitaminlerini sunmuştuk. Bugün bahsedeceğimiz formül ise bambaşka bir C vitamini. Barbados kirazı. İşte budur. Dedim size. Farklı. Barbados kirazı. Tanıyalım o zaman. Barbados kirazı. Bir başka deyimiyle acerola. Acerola tabiatın bize vermiş olduğu en zengin C vitamini kaynağı. C vitaminini nerede kullanmıyoruz? Bakın, bir tane ağzınıza atıyorsunuz. Dünyanın en lezzetli, hafif, buruk, serinletici ve böyle konuşurken ağzımın suları akıyor. Sanki bana da geldi tadı. Bilmiyorum siz ne hissettiniz. Yani söyleyeyim sana. Ve içerisinde 1000 miligram C vitamini var. Müthiş. Günlük ihtiyacımız olan. Evet. Şimdi doğal olduğu için... vücuda kabulü çok hızlı ve çok yüksek. Artı C vitamini nerede kullanıyorsun? Çok iyi bir antioksidan. Antioksidan olduğu için fazlasını, yani bu bardağın içerisine istersen 5 kilo, 5 litre su dök. Ne kadar alır? 100 mililitre. Demek ki fazlası idrar yollarından gidiyor. Bunu kullandığın zaman idrar yollarını temizliyorsun böyle olunca. Bakteri üremiyor. Sistit, prostatit gibi rahatsızlıkların. Artı cildin kendi kolajen ve elastinini üretmesini sağlıyor. Artı çocuğuna veriyorsun, soğuk algınlığından koruyor. Artı çok güçlü bir antikanserojen madde. Daha ne artı vereyim? Valla bilmiyorum, artı artı gidiyoruz. Parmak kalmadı bana sorarsanız. Her gün, her gün bir tane, her gün bir tane kahvaltıdan sonra atıyorsun ağzına. Ondan sonra koşa uça git, metrona bin, bilmem neyine bin. Günün iyi geçsin. Artık hepsi bu. Geçenlerde bir televizyon programında bir doktor meslektaşımız... sakın vitamin kullanmayın, çöptür diyor. Ben bunlara çok karşı geliyorum. Çünkü bizim aldığımız gıdaların besin değerleri o kadar düşük ki biz bir de bunları kullanmazsak yerlerde sürüneceğiz böyle. Bir de çevresel koşullar da o kadar yıkıma hazırlıyor ki bedeni. Tabii. Yediğimizle içtiğimizle dengeleyemeyeceğimiz bir hassasiyet var ortada. Ama ne oluyor biliyor musun? Aa bak, kanserojenmiş. Yahu su da, su kanserojen. Günde 50 litre su içmeye zorlarsan mide kanseri bile olursun. Bu toksikolojinin bir numaralı kuralı zaten. Yani, hep söylüyoruz. Doz her şeyden önemli. Değil mi? Doz. Çok kızıyorum. Onu kullanma, bunu kullanma. O çocuğun şeysi vardı internette. Ağlıyor. Anne onu kullanma, bunu ben ne yiyeceğim, içeceğim diyor. Çok haklı. Evet, C vitamini her zaman için kendimizi bu yıpratıcı etkilere karşı korumak adına bence çok mükemmel önemli. Bir dolayısıyla ürün. Mükemmel en bir azından ürün. Belli dönemlerde vücudu desteklemek çok önemli. Yaza girerken, yazdan çıkarken, güneşe dayanıklı cilt için. Peki gelelim
sizden gelen sorulara. Bunlardan bir tanesinde çok dikkatimi çeken şey göz kuruluğu. Gözlerim kuruduğu için ne yapacağımı bilemiyorum. Sanki gözümde sürekli kum var gibi ovuşturma ihtiyacı oluşuyor. Ovuşturdukça da daha kötü olduğunu hissediyorum. Çok kötü bir şey. Sürekli yorgun ve uykulu gibi hissediyorum bu kuruluktan dolayı diyenler lütfen Mehmet Bey'in anlatacağı şu formüle bir kulak versinler. İki şey var Selin. Birincisi bizi yaradan öyle mükemmel bir makine vermiş ki akıl hayal durur. Bir göz içindeki salgıya baktığın zaman, hani gözyaşı diyoruz ya, altta sümüksü bir tabaka, kaygan. Onun üstünde tuzlu bir su, onun üstünde de bir yağ tabakası var. Yani yağ tabakası bunların buharlaşmasını önlemek için ve kurumasın diye. Fakat yaş ilerleyince bunlar yavaş yavaş doğanın etkisini de yitirdiğimiz için şimdi gözünü kapattığın anda burası yırtılıyor gibi. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi bir göz damlası yapmışlar. Gene içinde susam yağı var. Göz damlası yani suyla gözyaşına eşdeğer bunu damlatıyorsun. Fakat bunu damlatırken yanına eğer maki bitkisinden yapılma bir de kapsülünü kullanırsan 20 gün sonra artık göz damlasını kullanmadan maki bitkisiyle gözlerin eski halinde kaymak gibi böyle işleyen, açıp kapattığını bilmediğin, fark etmediğin bir durum oluyor. Allah öyle bir makine vermiş ki günde kaç kere gözünü kırpıyorsun? Hiç saydın mı? Yok, mümkün yok, değil. Oturup. Sayacak fırsatım da olmadı. Ama eğer göz kuruluğu çekiyorsan her beşinci kapattığında sayıyorsun diyorsunuz değil mi? Ayağında nasır varsa kaç adımda gideriz şuraya? Onu sayıyorsun. Yani muhteşem bir bu makineye iyi bakacağız hepimiz. Makinenin parçalarından bazılarında belli yaş dönemlerinden sonra çıkan sorunlardan bir tanesi de şu, tabii ki de erkeklerin korkulu rüyası diyebiliriz aslında. Prostat. Dolayısıyla hatırlar mısınız geçen hafta ve ondan önceki hafta size müjdeli bir formülden bahsetmiştik. Dolayısıyla da bu hafta gelen elektronik postalarımızın çoğu prostata yönelikti. Şimdi programımızın son kalan 5 dakikalık süresinde de ben rica edeceğim Mehmet Bey gelen sorulara dair genel bir yanıt versin bize. Buradan güzel bir müjde vereyim. Üreticisi piyasaya çıkarmış ürününü. Ürünün özelliği Türkiye'de ve dünyada çok az bulunan bir şey. Enotprost diye bir madde. Enotprost özel bir çiçeğin özünden alınan bir aktif madde. Bunu kullandığın zaman işte prostatın rahatlamasını, gece 3 kere kalkan insanın belki bir kereye kısa bir zamanda düşmesi, ilaca başlattıysa doktoru ilacın etkisini arttırmak, ameliyat olduysa mesaneyi daha çabuk ve tam olarak boşaltmayı sağlamak açısından Enotprost muhteşem bir ürün. Fakat üreticisi Enotprost'u tek başına koymamış. Enotprost'un yanına Pygeum. Sen bayılırsın bu isimlere değil mi? Severim. Pygeum. Seyircilerimiz de çok seviyorlar. Not alıyorlar biliyorum. Pygeum Afrika eriği. Afrika eriği özü de çok iyi bir prostat karşıtı. Aynen Sow Palmetto yani budur palmiye gibi. Ve ayrıca bizde çok çıkan bir madde kabak çekirdeği özü. Bunlarla da birlikte desteklemişler. Şimdiye kadar gördüğüm teoride ve kullananlardan da pratik olarak duyduğum çok başarılı bir formül olmuş. Fakat bu formülle yetinmemiş üretici içerisine aronya koymuşlar. Aronya özü. Aronya
son 3-5 yılda hayatımıza giren ama en bitkiler arasındaki en yüksek antioksidan değerleri sahip bir bitki. Bunu koymaların nedeni idrar kesesinde, mesanede ve idrar yollarında bakterilerin üremesini engellemek. Sen bir yandan prostatla mücadele ederken bir yandan da bakterinin kirlettiği mesaneyle mücadele edersen canından bezersin. Bundan da temiz tutuyor. İnanamayacağın kadar güzel bir şey olmuş. Akşamları yemekten sonra bir tane kapsül yutuyorsun. Bütün bu menfaatlere sahip oluyorsun. Harikaymış. Umarım tüm sorularınızın yanıtını da bu cümleler içinde bulmuşsunuzdur. Biz de bunları size aktarırken programın sonunu bulduk. Şimdi ben sizlere kısa bir özet geçerek, bugün nelerden bahsettiğimizin altını çizerek bir listeleme yapacağım. Bir, dedik ki zihnimiz bizi yarı yolda bırakmasın diye onu parlatabilecek neler yapabiliriz? İçinde Cereboost, NAD, DHA, B grubu, DHA ve B grubu vitaminleri de içeren müthiş bir formülden bahsettik. Bunu kullananlar birazcık daha turbo hızda bazı şeyleri yapabilmenin lüksünü yaşayabiliyorlar. Güzel bir tabir, turbo hız. Dolayısıyla bunu destekleyecek ikinci bir formülden bahsettik. Barbados kirazındaki, acerola bitkisindeki yani, müthiş C vitamininden bedenimizi nasıl faydalandırabileceğimizden bahsettik. Mehmet Bey dedi ki 1000 miligramlık bu C vitaminini kullananlar doğal yolla bedenin ihtiyacı olan enerjiyi, korunmayı hepsini bir arada elde edebiliyor olacaklar. Hemen akabinde dedi ki gözler kuruduysa sıkıntısını yaşamayalım. Bunun için de harika bir ikili formülden bahsetti Mehmet Bey ve bunun yanı sıra en sonda da prostatla ilgili sorularınıza yanıt vereceğimiz Enot Prost bitkisi, bitki midir? Bitkiden elde ettik. Biz burada kimyasal bir şey anlatamayız. Harika bir formülden bahsetti ki korkulu rüya olarak gördüğümüz şey aslında önleme döneminde, tedavi sonrasında veya tedavi döneminde kullanıldığında hepimize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz müthiş bir formül gibi geliyor kulaklara. Evet, çok çok hakkın var. Bugünlük bizden bu kadar. Çok tek güzel nefeste anlatabileceğimiz, bugün sepetimizde sizlere getirdiğimiz bilgiler ve ürünlere dair formüller bundan ibaret. Önümüzdeki yumurtaları hafta, döktük. Yumurtaları döktük. Pişirmesi sizden, kullanıp keyfini sürüp faydalanması sizden. Önümüzdeki hafta pazar gününe dek sağlık ve sevgiyle kalmanızı diler. Hoşça kalın deriz. Hepinize iyi bir hafta temenni ederken telefonlarımız ve e-maillerimiz daima sorularınıza açık oluyor. Bize ulaştığınız zaman sizi tatmin edecek her tür hizmeti sunmaya da gayret ediyoruz. Hepinize iyi bir hafta, sağlıkla kalın, hoş kalın, mutlu olun. Hoşça kalın.